Arkadaşlar merhabalar bu videomda Kenan Kara ile TTT Geometri Soru Bankası kitabında kenar ortay konusundaki son test yani test 3'ün çözümünü yapacağız. Evet kitabımızda da sayfa numarası 46 ve 47'yi çözeceğiz. Hadi bakalım çözümlere başlayalım. Birinci soruyla başlıyoruz. ABC üçgeninde G ağırlık merkezi. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Yani eşitken burada eşittir. Ve 1'e 2 oran vardır. E o zaman burası 2x yapıyor. 6 ise burası da 12 yapar. E o zaman 2 katından dolayı burası da 12 olduğundan Pisagor 90 dereceye burada. E buradaki 90 dereceden Pisagor bağıntısında hatta 90'ın karşısı 12. Hangi açının karşısı 6'dır? 30'un direkt özel bir üçgen çıktı 30 60 90 üçgeni. 30'u karşı 6 ise 60'ı karşı da yani 2x kök 3 katı olmak zorunda. O zaman x de kaç yapıyor? 3 kök 3 yapıyor. Yani birinci soru Balıkesir oldu. Geldik 2'ye. Şimdi G ağırlık merkezi demiş. ABC üçgenin ağırlık merkezi. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Hocam şu kenar ortaydır. E buradan geçen de kenar ortaydır. E burada 1'e 2 oranda vardır. Yani burası A iken burası daha ya. Şurası toplamda 2A olacak. Yani burası daha oldu. Yani burası da çift çizgi oldu. E, şimdi dikkat edelim. Ekstra bir kenar ortaylık var burada. Bak dikkat et. Kenar ortay var. Burada da kenar ortay var. E kenar ortayları iki tane olunca o zaman hop şöyle bir üçgen oluşturabiliriz. İki kenar ortay olduğu için Burada bir üçgen oluşturdum. Buradaki üçgende ne çıktı? Ağırlık merkezi çıktı. Çünkü kenar ortay kenar ortay olduğu için. iki kenar ortayın kesim noktası olduğu için. E madem burası ağırlık merkezi. Üçgen burası 6 olur. Toplamda burası 9 ise. E büyükte de ağırlık merkeziydi. 9 ise burası da 18 olmak zorunda. Yani bizden ne isteniyor? AD 18, 6 ve 3'ün toplamı. Yani toplamda 27 yapıyor. İkinci soru C, Han oldu. Geldik 3'e. Soruya baktığımız zaman benim dikkatimi şu çekti yükseklik aynı zamanda açı ortay ne geldi aklımıza ikiz kenar ve çizilen yükseklik aynı zamanda kenar ortaydır. Eee ne oldu şu kenar ortay bu kenar ortay gerçekten de burası ağırlık merkezi oldu. Normalde şöyle yapabiliriz şuradaki üçgende bak 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 şuradaki üçgende. E hocam bunu da çizerek bir muhteşem üçlü oluşturabiliriz muhteşem üçlü oluşturduktan sonra 5b a kare vb kare artı vc kare diye bir formül vardı. Ama formülden yapmayacağım. Ben nereden yapabiliriz burada? Bildiğimiz dik üçgenden. Pisagor bağıntısına a deyip BB deyip hocam bir burada Pisagor bağıntısı a kare artı 2 b'nin karesi 4 b kare eşittir. Bir ağırlık merkezi oldu ya burası. 6 ise 3 oldu burası. 9'un karesi 81 yaptı. Sonra şuradaki mavi üçgene bakalım. Neredeki mavi üçgen? Bak şuradaki mavi üçgene bakalım. 8 ise bak burası nedir? 4'tür. Bu da b ve 2a. Yani 4a kare artı b kare D. buradan 144'e mi eşit oldu? Evet. E şimdi A'yı B'yi ayrı ayrı bulabiliriz ama taraf tarafa toplarsam güzel bir şey geliyor. 5A kare artı 5B kare topladığımız zaman 225 yapıyor. O zaman A kare artı B kare de böylelikle 45 yaptı. E tamam A kare artı B kare 45 ise benden ne istenildi? X. X kare de eşittir. 2A ve 2B'nin kareleri toplamına eşittir. Yani 4A kare artı 4B kare eşittir. E x kare buradan ne oldu? 4 tane 45'e eşit oldu o zaman. 4 tane 45 de kaç yapıyor? 180 yapıyor. O zaman x de işte kök 180 yani 36 çarpı 5'ten 6 kök 5 yapar cevap. Evet cevap 6 kök 5 yani akçay oldu. Formülü de var bunun ama formüle gerek yok. Pisagor bağıntısından çıkıyor. Ağırlık merkezini nerede kullandık? Bak 1'e 2 oranlamalarından kullandık burada. Yine ağırlık merkezini kullandık tabii ki. Üçüncü soru akçay oldu. Geldik dördüncü soruya. Bir katlama var. Katladığımız zaman G ağırlık merkezine gelmiş. E 90 derece var. Ağırlık merkezi var. Devamını getirirsek bir muhteşem şunu oluşur mu burada? Evet. 90'lar çizilen kenar ortay muhteşem üçlü oluşturdu. E hocam burası A iken burası nedir? 2A. 3A iken burası da 3A. Burası da 3A oldu mu? Oldu. E katlamayı düşünelim şimdi. Katlamada üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşitti. Hocam 2A ise bak burası da 2A'dır. E şu x ise burası da x'tir. Eyvallah. Bir de burada üst üste binen açılar da birbirine eşit olacak. Tamam. AB uzunluğunda 10 vermiş. 2A'yı zaten bize 10 vermiş. Arkadaş 2A olsa A'yı 5 buluruz. O zaman burası 15 olur. Burası da 15 olur mu? Olur. Şimdi burada ne yapmalıyız arkadaşlar? Bak üst üste binen açıların eşitliğini kullandık ya. Şuradaki üçgene bakar mısın? Ne çıktı burada? Açı ortay doğrusu çıktı. Neresi açı ortay doğrusu? Şu bir açı ortay doğrusu. Kollardaki oran kaç? 2 bölü 3. O zaman burası 2 enken burası 3 endir. Toplam 5 en 15'e mi eşit? Evet. 5 en 15'e eşitse en buradan 3'tür. Ama x isteniliyor bizden. 2 en isteniliyor. Yani en yerine 3 yazarsak cevap 6 çıkar. Dördüncü soru balık esir oldu. Geldik beşinci soruya. Döndürme hep şey espriyi yapıyoruz. Kalem yine döndürdüğümde yine aynı kalem. Yani eş yapı kenarların eşitliği açıların eşitliği bizim için önemli. E hocam burada ne oldu? Sen bu üçgeni döndürdün şöyle. Buraya geldi. E senin şurası x burası da x değil mi kardeşim? Evet. Çünkü bu kenar döndürmüş halinde buraya geldi. Ve bu döndürüldüğünde A noktası şu döndürülmüş üçgenin ağırlık merkezine denk düşüyormuş. E ağırlık merkezi burası. Ne yapacağız? Hocam bu garibin buraya kadar gelmiş. E devamı da kenar ortay değil midir bunun? Evet 6'ya 6. Başka ne yapacağız burada? Başka bir şey verilmiş mi verilmemiş? 12 verilmiş. Tabii ki bunu kullanacağız. Başka bir şey var mı diye bakıyoruz. Yok. Tamam şu kenarların eşitliğini kullandık. Hocam şu kenar da 12'ye 12'dir. Şu hipotenüs kenarı bu, 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 bu buraya mı geldi? Evet. Burada başka bir şey var mı? Var tabii ki ya. Bak şu kenarların eşitliği yazdık da. Hocam şu buradan geçen kenar ortay dedik. Eyvallah başka bir şey demedik. E burada bir de 1'e 2 oran yok. Yani burası x bölü 2 değil midir? Evet. Yani şöyle diyelim istersen. Şurası da ben a dersem burası 2a'dır. E burası da 2a. Yani şurada bir dik üçgen çıktı. Hocam oradaki dik üçgen nedir? Şöyle bir dik üçgen var bak. 6 var 2a var 3a var. 6 var 2a var 3a var. Pisagor bağıntısı yapacağız burada. Hadi yap Pisagor'u. 9 a kare eşittir 4 a kare artı 36'dan 5 a kare eşittir 36'dan a kare eşittir 36 bölü 5. Yani a'yı da buradan 6 bölü kök 5 şeklinde buluruz. Evet bizden ne isteniyor x eşittir 2 a isteniyor o da 12 bölü kök 5 yapar. O da kök 5 eşitliğine çarparsam 12 kök 5 bölü 5 mi yapar? Evet. Yani 5. soru böylelikle denizli oldu. Verilen bilgileri kullanınca sonuca rahat bir şekilde ulaştık yine. Geldik 6. soruya. Altıncı soruda da G ağırlık merkezi denmiş ve ağırlık merkezinden paralel doğrular çizilmiş. Ağırlık merkezinden paralel doğru çizilince ne oluyordu? Şöyle şuradan paralel çizilince burası x'ken burası ne oluyordu? 3x oluyordu. Nereden geliyor bu? Bak paralel doğruları şöyle göstereyim istersen. Bak şu bununla paralel. Bak bunları böyle gösterdim. Bu bununla paralel. Ondan sonra siyahlar da bak şununla paralel. Siyahlar da şununla paralel. E hocam şöyle bakacak olursak. Bak 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 dikkat. Şuraya x dersem şunlar paralel, bunlar paralel, paralel kenar oldu. X de burası da x oldu, evet. Sonra burası xken, burası toplamda ne oluyordu? 3x oluyordu. AB'yi vermiş bize 8, BC'yi vermiş 17. AB 8 ya, 8 15 17'den burası 15 çıktı. Bunların çevreleri toplamı isteniyor bizden. Şimdi ağırlık merkezinden paralel çizince önemli olan şey neydi? Burası xken, burası 3x oluyordu. Hatta şurası 2'ye 1 orandan dolayı 2 bölü 3'ten dolayı burası da ne yapmak zorunda arkadaşlar? X yapmak zorunda çünkü 2 bölü 3 ya. 3X ise burası da 2X olacak. Yani burası X iken burası da X'tir. E şurada da paraya kenar çıktı burası da X oldu. E hatta tamamı 3X ya. Buraya da ne kaldı? X kaldı. Aynı şeyleri şunlar için de söyleyebiliriz. Maviler için de. Burası Y iken bak burası Y iken hatta şöyle diyelim Y iken hocam paraya kenardan dolayı burası da Y'dir. E şunlar birbirine eşit ya. Ortaban çıktı burası 2 y olacak. Burası da y'dir diyebiliriz aslında. Olayı anladır aslında. Y iken burası da y oldu. Hatta bunlar da y y y oldu. E o siyah yere de z dersek hocam burası da z, burası da z, burası da z olacak diyebiliriz. Şimdi bize ne verilmişti arkadaşım? Çevreleri toplamı. Arkadaş çevreleri toplamı nedir bunun? Şurası x, y, z. Burası da x, y, z. Burası da x, y, z değil mi? O zaman x, y, z olduğuna göre çevreleri toplamı 3x artı 3y artı 3z soruluyor bize. Şimdi şöyle bakacak olursan şurası ne? 3z. Burası ne? 3y. Burası ne? 3x. E hocam 3x, 3y ve 3z'nin toplamı neye eşit? 17, 15 ve 18'in toplamına eşit. 17, 15 ve 10. Burası kaç? 3z'de 8'in toplamına eşit olacak. Şu ikisinin toplamı 25. 15 ile de toplarsak kaç yapıyor o zaman? 40 yapıyor. Yani 6. soru Edremit yaptı. Geldik 7'ye. Evet. ABC dik üçgen G ağırlık merkezi. Ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Yani burası da 9 yaptı mı? Yaptı. E 90 derece var. Ağırlık merkezi var. Aklımıza ne geldi? Muhteşem işte. Hemen şu kenar ortayı çizdim. Hocam şu eşit şu eşitse burası da eşit olacak mı? Olacak. E sonra ne yapacağız? Verilen bilgilere bak. 5'e yoğunlaş. Hocam şu 5'e yoğunlaşacağım. Hop şöyle. Bak şunlar eşit. Şunlar eşit. Şu üçgende bir orta taban çıktı mı? Çıktı. Zaten kenar ortay konusunda. Bak başlığa da yazmışımdır. Ne yazdım? 1. Muhteşem üçlüye dikkat. 90'lık varsa 2. Ekstra eşitlik varsa orta tabana dikkat. E burada 5 ise orta tabandan dolayı burası 10 mu çıktı? Evet. E sonra burası 10 burası 5 yapar. 2'ye 1 orandan e, 15 ise burası da 15. Burası da 15 yaptı. Dik üçgen büyük dik üçgene bak. Burası 18. Burası 30 çıktı ve burası x. Hocam 6 çarpı 3. Hocam 6 çarpı 5. hocam burası da 6 çarpı 4. Yani 24'e eşit olur. Yani 7. soru edremit oldu. Geldik 8'e. Bir katlama yapılmış burada. Ve katlama yapıldığı zaman A, D'nin ağırlık merkezi olmuş burası. Yani B köşesi buraya gelmiş. Katlama yapıldığında ne yapıyorduk? Eski haline geri açıyorduk. Hop eski haline geri açtık. Üst üste binen kenarlar birbirine eşit. Üst üste binen açılar birbirine eşit. Hocam şunlar birbirine eşit. Şunlar birbirine eşit. Hemen gösterelim. Şu üst üste açılar da birbirine eşit olacak. Hatta şuradaki açılar da eşit olacak. E hocam bu ağırlık merkezini kullanalım. Ya bunu getir devamını getireceğim ya da bunun devamını getireceğim. Hadi şunun devamını getireyim. E burası K iken burası ne oldu? 2K oldu. E hocam 2K ise burası da 2K. Başka ne yapacağız? Bak şuradaki üçgende bu açı ortay. E açı ortayda koldaki oran neye eşit? 2 bölü 3. Hocam 2A ise burası ne olacak? 3A olacak. E şu ağırlık merkezinden geçiyordu. Şuradaki üçgenin ağırlık merkeziydi. Yani şunlar da birbirine eşit değil mi? Evet. 3A ise burası da 3A. Şimdi benden ne isteniyor? B üstü D. B üstü D. Şurası. E şunlar birbirine eşitti. 2A ise burası da 2A. Yani 2A bölü BC isteniyor. 3, 6, 8A isteniyor. Cevap 1 bölü 4'e eşit oldu. Evet. Cevap akçay oldu. 8. soruda geldik 9'a. Yukarıdaki şekilde eşkenar üçgen ile dik üçgenin eşit kenarlarının çakışık olduğu durum gösterilmiş. E ve F sırasıyla üçgenin eşkenar üçgenin ve dik üçgenin ağırlık merkezleridir. Eşkenar üçgenin alanı da verilmiş bize. Şimdi a kare kökü 3 bölü 4 eşittir 27 kök 3 verilmiş. Bunlar sadeleşsin. Kare kökünü alalım her iki tarafın. A bölü 2 eşittir 3 kök 3 yapar değil mi? Evet buradan da a'yı kaç buluruz? 6 kök 3 buluruz. Yani eşkenar üçgenin bir kenarına 6 kök 3 bulduk. E şimdi ne yapacağız? Ağırlık merkezlerini kullanacağız. E şimdi 90 derece var. Ağırlık merkezi var. Yani ya buradan A'dan ya B'den ya da D'den çizeceğiz ağırlık merkezini kullanmak için. A'dan çizmek daha, daha mantıklı çünkü özel bir durum oluşturuyor. E sonra niye özel durum oluşturuyor? Eşit. Eşit muhteşem üçten dolayı eşit olduğundan dolayı. E sonra eşkenar üçgene geldiğimizde de bu A'dan mı çizeceğiz? B'den mi çizeceğiz? C'den mi çizeceğiz? E tabii ki A'dan çizmek daha mantıklı en azından EF'ye ait bir üçgen oluşturuyoruz burada. E burada da bunu çizince neler geldi bakalım. Ağırlık merkezinden geçen Kenar ortaydır. 3 kök 3, 3 kök 3 diye böldü. E bu da bir eşkenar üçgen ya. 60, 60. Burası 30, 30 yaptı. Tamam. Şunları yazalım. E sonra şurası hocam tamamı 90'dı. Burası 30 yaptı. A x kenarlıktan burası da 30 yaptı. Şurada kaç 60 derece oldu? Evet bu üçgeni kullanacağım arkadaşım. Evet şuradaki şeyleri kullanalım ben. Yani öncelikle şuna bakayım. 30'u karşı 3 kökü 60'ı karşı kaç yapar? Kök 3 katı 9. Hocam 3'e bölelim kısa parçayı bulalım. Burası 3 burası 6 oldu. Ondan sonra burada da şu uzunluk kaç verilmişti? 6 kök değil mi burası? Evet burası 6 kök 3 olduğuna göre e burada da 30 30 120 üçgeni var. Kök 3'e bölünmüş hali 6'ya altı 6 yapar. E 3'e böl 2'ye 4 yaptı. Sarı üçgene bak şimdi. Bizden EF uzunluğu isteniyor. Sarı üçgende şuradaki x uzunluğu isteniyor arkadaşlar. Şu x'i bulalım. Hadi bakalım. Şöyle bir 4 ve 6 var. 60 derece var. 4 ve 6 var ve bizden ne isteniyor? Şu x uzunluğu isteniyor. Kosinüs hocam. Gerek var mı? Yok. Çizgi 90 derece. 90'ın karşısı 4 kenar 30'un karşısı 2'dir. Buraya 4 kaldı. E burası da 2 kök 3 yap. Pisagor'unu şurada da x'in karesi 2 kök 3'ün karesi yani 12 artı 4'ün karesi 16 28 çıkar. X de böylelikle kök 28 oldu. Yani bu 4 çarpı 7 olduğundan 4 dışarıya 2 diye çıkar. Cevap 2 kök 7 yapar. Aa, şıklarda yok. Arkadaşlar şurada bir şık hatası yapmışız. Şunu 2 kök 7 yapalım cevap da o olsun tamam. Bu da boncuk nazar boncuğumuz olsun bir tane çıktı galiba arkadaşlar neyse. Bazen de ne oluyor ya nasıl gözden kaçmışsa kusura bakmayın. Bakmayın ya arkadaşlar benim için artık kusura bakmayın yani o kadar son ana kadar yoğun 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 işte bu yoğunluklar bazen bunları şey yapıyor e, gözden kaçıtırabiliyor bize. Ya aslında bunu iki kök yedi yapmıştık ama dizgide diz, diziksel bir hata olmuş ya. Neyse dokuzuncu soru balık esir. Yani iki kök yedi çıktı arkadaşlar. Kusura bakmayın burada da zamanınızı çaldım. Sen iki kök yedi bulmuşsundur büyük ihtimalle. Cevap ne diye geldim buraya. Hakkını helal et, Tamam. Evet dokuzuncu soruyu bulduk. Geldik onuncu soruya. G ağırlık merkezi demiş. Bir de şunlar birbirine eşit verilmiş. Arkadaşlar ne yapacağız? Ya şunu uzatacağız ya bunu uzatacağız. Evet zaten bunu uzatmak mantıklı. Hem bu hem de burası için içine giriyor. Hocam bunu uzatınca ağırlık merkezinden geçen kenar ortaydır. Yani şu kenarla şu kenar birbirine eşittir. Yani şurası A iken burası A. A 2 A iken burası da 2 A oldu. Sonra ne yapacağız burada? Hocam hocam 2 A iken bak burası da A oldu. Vay vay vay. Vay seni vay vay. Niye? Bak 3 tane eşitlik geldi burada. E ne var burada? Güzel bir soruymuş. Hocam eşit eşit eşit. Hocam muhteşem işte. E o zaman ben bunu çizersem muhteşem işte oldu. Buradaki açı ne oldu? 90 derece oldu. E sonrası madem bu garibin buraya kadar geldi ağırlık merkezine kadar geldi. Şu x ile 12 ile ilgili bir şey soruluyor ya. Ağırlık merkezinden geçeceği için bu da kenar ortaya olmak zorunda. Yani şu iki eş parçaya bölecek. E hocam şu x'leri nasıl kullanacağım? Bak burası 90 bulduk ya ya da 90'ı. Bulduğum bilgiyi de kullanmak çok önemli. Hocam burası 90 iken burası da 90 diye mi? Evet. Bak. 90 var. Eşit eşit. Yani şu şu eşitse 90 eşit eşitse muhteşem şu bu eksik değil mi? Sonra bitti. X ise burası da x yani komple burası 2x oldu. E burası da 2x. Dikkat et. Yani şurası 2x oldu. 2x ve x'in toplamı şurası. BD uzunluğu bize 3x verilmiş. Valla mükemmel bir soru. 12 ise x ile böylelikle 4 yapar. Bizden de o isteniliyor. Cevap Ceyhan yaptı. Bak soruya bak. İlk önce muhteşem bulduk durdu. Şunu çizdik. Sonra devamı getirdik. Buradaki 90'ı kullandık. Sonra 90 eşit eşit olduğu için muhteşem şu açıya da dalabilirdin burada. Açıyla da şu üçünün eşit olduğunu görebilirdin. E sonrasında bayağı bir şey yani gerçekten çok güzel bir soruymuş arkadaşlar. Neyse biraz önceki hatayı biraz affettirdik galiba değil mi bu soruda. 10. soru C oldu geldik kara soruya. Arkadaşlar aslında kenar ortay konusunun içerisine koymamdaki sebep şu. A kenar ortay olduğu için buraya koydum. Haberim olsun. E bakalım soru nasıl çözülüyor? Şimdi gençler belki de bir teknik daha öğreneceksin burada. BD ile DC birbirine eşit verilmiş. Eyvallah. Burada da açısal bir şey var. Arkadaş şu BAD. Genelde karışık açıya ben alfa diyorum. BAD açısına alfa dersem. Eee o zaman bunu buraya at bunu buraya at. 2 alfa eksi 90 eşittir. Öbür taraf attığında ACB mi oluyor? Evet. ACB açısı oluyor. ACB açısı da 2 alfa eksi 90 oldu. E hocam açıyla ilgili bir şey yapamıyorum ben. Özel bir açı gelmiyor. Mesela burası 90 eksi alfa oluyor. Şu ikisinin toplamı buraya vereceğinden dolayı ee, burası 180 eksi 3 alfa oluyor galiba. 180 eksi 3 alfa da özel bir durum oluşturuyor mu oluşturmuyor. O zaman bunları bir selelim bakalım. Şu alfa ile 180, e, 2 alfa x 90 arasında nasıl bir ilişki kurabiliriz? Kuramıyoruz. Ama sorunun çözümü için ben bunu yapmak zorundayım arkadaşlar. Bunları kullanmak zorundayım. E, ne yapabilirim hocam? diye sordum mesela. E o zaman şu alfa 2 alfa var ya bak şimdi. Ya 2 alfa'yı parçalayacağım ben alfayı elde edeceğim. Alfayı bölerek bir şey elde edebiliyor muyum diye bakacağım. Bak şöyle bölsem mesela. Hocam bunu böldüğüm zaman bir şey geliyor mu diye bakabiliriz. Yani böldüğümüz zaman ne oluyor? Dur 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 dur. Şöyle böldük mesela. Tamam Çünkü alfalı bir şey var. Alfalı bir şey elde edeceğiz mi diye bakıyorum. Alfa 2 alfa'yı böldüm böyle alfa x 45 Burası da alfa eksi 45 mi yaptı? Evet. E sonra ne yapacağız hocam burada? Sonrasında devam edelim o zaman. E burası da mesela nedir? Hocam burası 90 eksi alfa. Şu ikisinin toplamından böyle bir güzel bir şey geliyor mu? Vallahi güzel bir şey gelmiyor aslında şöyle baktığımız zaman. Çünkü 90 yapması için 135 eksi 2 alfa oluyor burası da. Buradan da güzel bir şey gelmiyor. Eyvah bir şey yapamıyorum. Ya da şu açı kaç derece yapıyor? Alfa eksi 45 ya. İkisinin toplamı 90 yapacak. O zaman burası da 135 eksi alfa yapıyor. E şu ikisinin toplamı da yine güzel bir şey gelmiyor. Maalesef bak alfa eksi -45 45'e böldüğüm zaman da güzel bir şey gelmedi. Maalesef gelmedi. Bir an bir şey çıkacak mı diye böyle bir an coştum böyle hadi çıkacak 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 dedim ama çıkmadı. E o zaman ne yapacağız? Sildik. Sildik. Şunları da sildik. Mavileri de sildik. Arkadaş o zaman ben burada iki alfayı bölerek bir şey elde edemediysem Alfa ile ilgili bir şey yapayım. Alfa'yı mesela iki alfa yapayım. Ya yani iki alfa nasıl yapabilirim ben burada? Ya biz genelde şöyle öğrendik. Hocam böyle bir x kenar oluşturarak alfa burası iki alfa. Ama iki alfa'yı koyunca da güzel bir şey geldi mi? Gelmedi. X kenar oluşturunca güzel bir şey gelmedi açıkçası. E başka iki alfa'yı nasıl elde edebilirim? Bazen de iki skenar oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Özellikle yükseklik varsa. Hani diyoruz ya bazı zor sorularda bu kullanılabiliyor. O yüzden bu soruyu zaten buraya yazdım. E burada yükseklik varken neye dikkat edin diyorduk? Hocam yüksekliğin kollarına. E burada da 2 alfayı elde etmek için alfa alfa 2 alfa elde edildir değil mi? Bak şimdi dikkat et. Burada yüksekliğin kolları yüksekliğin kollarında şöyle x kenar elde edecek olursam. Şöyle bir x kenar oluşturacak olursam yani. E hocam burada alfaysa bak burası da alfa oluyor mu? Oluyor. Bak 2 alfayı elde etmiş oldum en azından. Belki bir şeyler gelebilir. Ama aklında bulunsun. Bazen de böyle İkiz kenarda yapabiliyoruz arkadaşlar. Bakın burada bir ikiz kenar üçgen yaptık. E ikiz kenar üçgen yapınca güzel bir şey geliyor mu? E hocam burası 90 eksi alfa oldu. Alfa ise 90 eksi alfa. E burası da 90 eksi alfa oldu. E buradan da bir şey gelmedi gibi bir şey. Değil mi? Gelmedi gibi bir şey. Ama dikkat et şu açıya bak. Şu açıya bak. E bu açıyla bu açının toplamı ne? 90'lar gidiyor alfa yapıyor. Vay. Hocam bu ikisinin toplamı alfa. E o zaman iki tane açının toplamı alfaysa hop bir dış açıya. Burası alfa ama bu alfa bir işime yaramadı. Ya da şuradaki dış açısı burası alfa oldu mu? Oldu. Ne çıktı burada? Bak bu dış açı ortay çıktı. Hangi üçgende? Şuradaki üçgende gördün mü? Bak dış açı ortayın değdiği yerden başlıyoruz. Şu bölü tamamı. Ama dikkat et bu bir ikiz kenardı. Çizilen yükseklik tabandaki eş parçaya bölmek zorunda. Şimdi buradaki oranlamayı kullanabiliriz. Yani burası iken burası daha burası daha ya. A bölü tamamı. 3A ne eşittir? İlk ok buraya değiyor. ikinci ok da buraya değiyor. N bölü M eşittir. Yani 1 bölü 3 ya. N bölü M eşittir de yazabiliriz. Yani N dediğimiz K iken M dediğimiz 3K oldu mu aldı arkadaşım. Yani K 3K ya da kafadan da yapabilirdim burada. Ne diyebilirdin? Şu hocam 1 bölü 3 ya. N iken 3 N olacak ya da K iken 3K olacak diyebilirdin. Zaten benden ne isteniyor bu oran? A C yani 3K bölü A, B, K oranı isteniyor. Cevap da 3 olur. Gerçekten çok zor bir soru arkadaşlar. tam anlamıyla bir kara soru. Ama bu kara soruyu da dediğim gibi bazen böyle ikiz kenar oluşturabiliyoruz. Ama ikiz kenar oluşturmadan önce ya burada 2 alfalı bir şey verilmiş. Ben o yorumu size anlatmaya çalışıyorum. 2 alfayı nasıl elde edebilirim? Alfanın yanına bir alfa koyarak da elde edebiliriz. Ya da bazen ikiz kenar oluşturabiliriz de dedim. 2 alfayı böldüm alfalara bir işime yaramadı orada işte yaramadığı için de başka türlü bir hamle yaptım arkadaşlar. Değişik bir çözümü varsa şöyle bir atın. Çünkü ben bu soruyu buna göre yazdım açıkçası. Değişik bir soru varsa da çözüme şöyle bir yorum olarak da atmanızı tavsi tavsiye etmeyeyim. Rica edeyim daha doğrusu. Bir atın. Çünkü gerçekten bu çözüm de çok hoş bir çözüm. Ben ama bu soruyu böyle x kenar oluşturayım da dış açı ortaya çıksın diye uyarladığım bir soruydu. Ama kara soru. Ama zor soru değil mi? Ama kara sorular her zaman zor soru olacak anlamına gelmiyordu ama bu gerçekten zor soru olmuş arkadaşlar. Hepiniz hoş geldiniz. Büyük ihtimal bu soru için geldiniz değil mi? Evet gençler neyse böylelikle ama güzel bir soru. Böylelikle cevabı Ceyhan bulduk mu bulduk ve bitirdik. Olayı bitirdik. Yani kenar ortay bitti. Sırada ne var? Üçgen değiştik. O zaman bir sonraki videoda üçgen değiştik testlerinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.